Merhabalar arkadaşlar, Testatöise YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Close Test'le beraberiz. Ee, biliyorsunuz araya kelime serilerini aldık, kelime çalışmalarını aldık ve biraz yoğunluk sağlamak istediğimiz için araya başka e, video koymak istemedik. Ama Close Test'ler olsun, writing'ler olsun ya da kelime gramer soruları olsun yine serilerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde tekrar e, göreceksiniz bu serilerde. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Close test yapıyoruz. İlk önce isterseniz gelin bir göstereyim nasıl bir metin var. Tabii ki soruları görmeden bir anlamı yok ama şöyle bir konu neymiş diye bakmış olursunuz. Ondan sonra ne yapıyorduk? Hatırlatıyorum. Soruları ilk önce ben bir ilk önce siz bir çözüyorsunuz. Ondan sonra beni durdurarak tabii ki. Sonrasında da ben devam ediyorum. Bu şekilde bakalım kaç soru çözeceğiz. Hadi gelin metne bakalım. Evet, metnimiz biraz uzun demiştim. Şimdi ilk sayfasını görüyorsunuz. Huntington's disease. burada 9 soru var. Sonra ardından bir paragraf daha gidiyor. Toplam 14 soru çözeceğiz beraber. Şimdi hemen birinci soruya gitmek istiyorum. Evet, birinci soruya geldik. Şimdi soru önce sizin, sonra benim. Evet, çözdüyseniz bir bakalım. Bir kelime sorusu. Önce seçenekleri bir görelim. Skeptical nedir? Şüpheci, bir şeye şüpheyle yaklaşan anlamında. Rare, ender, nadir. Indispensable, vazgeçilemez demek. Ayrılmaz, vazgeçilmez. Mesela yemek yemek günlük yaşamımızın ayrılmaz, vazgeçilmez bir parçasıdır der gibi. Punctual, dakik ve eligible, bir şeye hakkı olan, onun için uygun olan, mesela sınavlarda böyle iki aşamalı sınav var diyelim ki birinci aşamayı geçebildiniz. Liste verildiğinde eligible yazar sizin yanınızda. Yani hakkı var, uygundur, ikinci aşamaya geçebilir anlamında. Şimdi bakalım burada ne demişler soruda. Diyor ki Huntington's disease, bir hastalığımız var. Is reported to be, bir yandan da okumak istiyorum. Sınavda her şeyi okuyarak böyle tek tek yapmayacağız ama şu anda ne kadar çok deşifre yaparsak o kadar iyi diye düşündüğümden rapor edilir diyor olduğu. Yani olduğu söylenir. Olduğu rapor edilir. Ne olduğu söyleniyor? Bir şey bir şey bir genetik, nörolojik disorder. Disorder hastalık diyebilirsiniz. Bozukluk, sorun diyebilirsiniz. O zaman genetik, nörolojik bir sorun olduğu, nasıl bir sorun olduğu bakalım söyleniyormuş. Inherited by, burada passive bir participle var. Inherit, bir şeyin miras kalması. O zaman miras alınan bir hastalık bu. Kim tarafından? Yaklaşık diyor bakın 3-7. Yani 100.000 kişide 3-7. Oranın şöyle görünüyor. 100.000'de 3, 100.000'de 7 yaklaşık. Buradaki 3-7 demesen de hani 3-7 deriz ya o aralıkta olduğunu gösteriyor. Per de bir şey başına. 100.000 kişi. Hani her 100.000 kişide yaklaşık 3-7 kişide. Demek ki görülüyormuş. Onlar tarafından miras alınan bir şeymiş. Ve bunlar Batı Avrupa kökenli kişilermiş değil mi? Bu kelimemiz de bizim köken anlamı da oradan geldiğimizi gösteriyor. Ve bakıyorum varying geographically ve de ne yapıyor? Very. Nedir very? Çeşitlilik göstermek. Değişiklik göstermek. Coğrafi olarak da çeşitlilik gösteriyormuş. Down to diyor one per a million. Bakın ne oldu rakam? Bir. 1 1 milyonda 1. Yani Asya, Afrika kökenlilerde 1 milyonda 1'e kadar hani aşağıya iniyor. Coğrafi olarak çeşitlilik gösteriyor ve böyle rakamlarla dolu bir soru. Şimdi o zaman ne diyebilirim? 1 milyonda 1, 100 binde 3, 100 binde 7 gibi rakamlar varsa bu hastalığın ne kadar sıklıkta görüldüğünü bana soruyor. Peki bununla ilgili ne diyebiliriz? Yani şüpheci hastalık. Zaten şüpheci hastalık olmaz. Ender bir hastalık. Tamam, olabilir vazgeçilmez, hani ayrılmaz bir hastalık değil. Dakik hastalık değil. Bir şeye hakkı olan, uygun olan hastalık değil. Demek ki cevabımız rare olmuş. Bu arada Mesela şunlarda da sorularda dikkat edelim. Genelde burada yaygın anlamında bir şeyi de vermez. Çünkü biz mesela 100 binde 3'ün, 100 7'nin hani bir hastalığa göre çok mu yaygın olduğu yoksa az mı olduğunu bilmiyoruz. Kendi kafamıza göre öyle hani söyleyemeyiz. Ya seçeneklerde birini verirler. Hani yaygın ya da ender anlamında. ikisini birden veriyorsa sizi bir tanesine yöneltecek bir bilgiyi de cümlelerin içine saklarlar mutlaka. O yüzden kendi kafamıza göre yapmıyoruz. Dedim Şimdi ikinci soruya geçebiliriz. Evet, iki önce sizin. Şimdi de benim. Yine bir kelime sorumuz var. Gelin ilk önce bakalım. Identify. Identify, tanımlamak demek. Hatta bizim identity, yani kimlik kartımızı söylerken söylediğimiz identity ya da kimlik dediğimiz şey de bu şekilde. Distinguish. Distinguish, ayırt etmek demek. Mesela diyorum ki şöyle şöyle kitapları böyle böyle kitaplardan nasıl ayırt edebiliriz? Orada işte distinguish, ayırt etmek anlamında. Derive. Derive, türemek, türetmek şeklinde kullanılabiliyor. Kelimelerin kökenleri için çok kullanılır. Hatta metinlerde işte bu kelime Yunanca şu 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 kelimeden türer gibi şeylere çok rastlıyoruz Wikipedia'da falan. Release. Release için biraz hani geniş açıdan bakalım. Release aslında şöyle düşünün. Salmak. Nasıl bir şey bu? Diyelim ki bir fabrika var. Ne yapıyor? Zehirli gazları, atıklarını salıyor. O zaman bakın release etti, yaydı. Hani kötü maddelerini falan yaydı. Onun dışında bir araba düşünün. Arabada gazları ne yapıyor? Release ediyor. Yine yayıyor, salıyor anlamında. Bir hapishane düşünün. Hapishane içindeki mahkumları release etti. Ne yaptı? Saldı. O yüzden hapisten çıkmak, hapisten sal salı verilmek anlamı da olabilir. Onun dışında release, mesela bir siz şey şirketçisiniz diyelim ki böyle albüm yapıyorsunuz işte yeni sesleri keşfediyorsunuz ve albümü release, hani albümü saldım değil de piyasa yana oluyor, sundum oluyor değil mi? O yüzden release deyince hep şu hareket gelsin. Böyle salıyoruz ve bırakıyoruz. Release o yüzden çok değişik şekillerde karşımıza çıkabilir. İşte küresel ısınma da gazların salınımı gibi de görülebilir. Hinder, hinder engellemek demek. Prevent gibi bir kelimemiz. Şimdi anlamca ne oluyor bir bakalım. Geldim iki numaraya diyor ki isim. Bakın kelimeleri bilince her şey çok kolay değil mi? İsim demek ki physician George Huntington diyor. Hani bu kişiden türetilmiştir, bu kişiden gelmiştir bu isim diyoruz. Ve cevabımız derive oluyor arkadaşlar. Bu arada devamını da okuyayım. Bu kişiyle ilgili ne deniyor? Who is claimed? Bakın bir cembaz pesi var. İddia edilirmiş bu kişiyle ilgili bir şey iddia edilirmiş. Ne yaptı? To have described it. Yani onu tanımladığı iddia edilir. Demek ki o dediği o hastalığı tanımlamış. Net bir şekilde ne zaman? 1872'de. Burada da şöyle şu cambazı göstermiş olayım. Çok güzel. To'nun önce pasif, to'nun sonrası duruma göre aktif olabilir, pasif olabilir. Daha geçmiş bir olaydan bahsediyorsa have verb kullandı. Burası present perfect değil. Çünkü burası tense değil arkadaşlar. Can bas pesif hatırlatmasını da yapmış olayım böylece. Diyorum ve 3 numaraya gidebiliriz. Evet. 3 numara sizindir. Şimdi de benim. Bakalım. Burada bir relative clause sorusu mu var? Yoksa hani what da var? What deyince özellikle non-clause da geliyor akla. Tabii ki non-clause'larda da where'ler, which'ler var ama hani mesela what'ı görmesem acaba relative clause mu diye ilk aklıma o gelir. What'ı görünce bir şöyle dedim. Şimdi bakalım ne var ne yok. Eğer relative clause olacaksa bir ismi değil mi? niteleyerek götüreceğiz devamını. Eğer non-clause olacaksa bir isim koymam gereken bir durum var. Ama ben oraya cümle yazmayı tercih edeceğim. Peki... Yine ben uzun uzun yapacağım. Göstermek istiyorum çünkü. The disorder yani bu hastalık has been heavily researched. Hani burada heavy'den geliyor değil mi? Ağır. Ağır dışında yoğun anlamı katıyor böyle zarfında. Yoğun bir şekilde araştırılmış diyor. Ne zaman araştırılmış? Son birkaç on yılda. Ve bakın in the last, in the past, over the last, over the past yazarak böyle yanına 3 yıl, 5 gün falan yazdığınızda bu sizden present perfect ifade istiyordu. O yüzden bu yapıyı gördük ve has been researched kullanılmış. Böylece perfect'i e de tekrar etmiş olduk. Ve diyor ki o diyor, it was one of the first inherited genetic disorders. O diyor ilk hani miras alınan hani başkasından değil mi atalarınızdan alınan genetik diyor hastalıklardan biridir. Tamam Burası bitmiş. Yani subject'i var, verb'i var, object'i var. Her şey yerli yerine. Yani bunun yanında bir isim daha koyamam zaten. Yani subject, verb, object duruyor burada. O zaman ne yapabilirim? Relative clause yapabilirim. Yani ben burayı uzatacağım. Bu ne demektir? What a bye bye diyoruz. Neden? Çünkü o relative clause yapamıyor. Peki yapmam gereken şey ne? Bakıyorum şimdi. Disorder lafının yanına relative clause yazacağız. Hatta hani genetik hastalıklar diyor. İster hastalıklar olarak alsın, ister hastalıklardan biri derken hani bir hastalık üzerinden. Sorun değil, siz hastalık kelimesi üzerine gidiyorsunuz şu anda. Bakalım, diyor ki, an accurate test could be performed. Hmm, ne yapıyorduk biz? Nitelediğimiz kelimeyi şu relative clause yapacağımız cümlenin içine atıyorduk. Eğer tek başına o kelime burayı anlamlı hale getiriyorsa tamam diyorduk. Ekstra bir şey eklemeye gerek yok ve bu cümle içinde yani relative clause'un içindeki görevine bakıyorduk. Özne midir, nesne midir gibi bilgilere göre biz bu elemeyi yapıyorduk. Şimdi hastalık lafını atacağım bu cümlenin içine. Diyor ki net bir test yapılabildi hastalık. Net bir test yapılabildi hastalık ya da hastalıklar yani olmuyor. Peki o zaman bu ne demektir? Hastalık lafı tek başına bu cümleyi anlamlı hale getiremediğine göre buraya which ya da that yazamam. Çünkü bakın which ya da that yazsaydım buraya o zaman hani disorder ya da disorders dediğim gibi ister hani disorders'ı kastediyor ediyor deyin ister bir tanesi deyin hani fark etmez. Yani şuraya which that yazmanız demek sadece disorder'ı temsil ediyor demek. Ama şuradaki relative clause'unuz sizin sadece disorder lafıyla anlamlı gelmiyor. Değil mi? Doğru, net bir test yapılabilir hastalık olmadı. O zaman which olmaz, that olmaz. Hatta eğer which ya da that olsaydı burada, buranın öznesi var. An accurate test diyor. Yani şu which ve that o zaman nesne görevinde olurdu, atılabilirdi de diye düşünecektim. Ki yanlış da bunu niye yapıyorum ama? Şunu görebilmek için. Yani which'i atıyorum ve boşluk olan a'yı da atıyorum. Cevap bu da olamaz diyorum. Çünkü which that boşluk gelemedi buraya. O zaman gitti bu. Adana gitti, Bursa gitti, Edirne de gitmişti. O da çünkü neydi? Non-close yapıyordu. Değil mi? Bizim cevabımız ya Ceyhan ya Denizli. Şimdi bakıyorum where diyorsa eğer hastalık lafı bu relative clause'un içine geldiğinde yer bildirir olması lazım. Hastalıkta. Şimdi diyorum ki test yapılabilir hastalıkta. Yani hastalığın içinde test yapılıyor. Hastalıkta test yapılıyor demeyiz. Ama ne deriz? For which? Ha, bu hastalık için test yapılabiliyor. Olur şimdi değil mi? Bir test yapılabilir. Şu 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 hastalık için var mı yok mu diye bakacaklar. O yüzden lütfen dikkat. Where ile for which arasında kaldığınızda hastalığın içinde test yapıyorlar değil. Bu hastalık için test yapıyorlar diyerek buna yani Denizli'ye gelmemiz gerektiğine dikkat edelim. Üçte de bitti. Şimdi o zaman yeni paragrafa geçiyoruz. Dördüncü soru gelsin. Evet. Önce siz çözün. Şimdi sıra bende. Seçeneğe bakıyorum. Seçeneğe bakıyorum. Diyorum ki tens var. Ama bunlar böyle tuyla muyla da devam ediyor. Ne ola ki acaba bu? Söylüyorum ki bu jambas pesi olmasın. Diyor ki Huntington's disease. Hatta şu disease'i büyük mü yapsam? Hani bazen büyük bazen küçük de yazıyorlar. Kalsın neyse böyle. Huntington's disease. Bir kere hastalık diyor. Hmm. İlk başta şunu duyabilirim. Hastalık bir şey bilir mi? Bilmez değil mi? Hastalıkla ilgili bir şey bilinir. Yani en azından buradaki bilmek fiilinin pesif olması gerektiğini görürüm. Derim ki bu kalsın. Has known, ı -ı, aktiftir, gitsin. Is known, kalsın. Has been known, kalsın. Oh dedim, hepsi de kaldı yani. Ben bir tane bursayı eleyebildim. Olsun, çok şükür. Hani bir tane bir tanedir, eledik. Peki, şimdi burada cambaz pesifi hatırlatmak istiyordum. To'dan öncesi hep pasif oluyor çünkü bir aktarım yapılıyor ama to'dan sonrası duruma göre aktif ya da pasif olabiliyordu. Bütün bunlar için bu arada tabii ki ben bütün konuyu hani anlatmadığımdan gidip konu testlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, konu anlatım konu testleri diyorum. Konu anlatım serisine bakabilirsiniz. Pasiflerin içinde can bas pasifi görebilirsiniz. Peki geldim hastalık. Hastalıkla ilgili bir şey biliniyor ve kaos kelimesi var. Hastalık neden olur bir şey mi diyeceğim? Hastalığa neden olunur bir şey tarafından mı? Bakıyorum zaten bay diyerek bana ipucu vermiş burada. Hani bir şey tarafından neden olunuyor bu hastalığa. Peki o zaman passive varıyorum. Bakıyorum to cause aktif. To be causing aktif. To cause aktif ama to be caused pasif. O zaman şöyle bir de sarı yapalım burayı. Cevabımız Edirne oldu. Demek ki hastalığa şunların şunların neden olduğu hastalığın bundan kaynaklandığı bilinir demiş olduk. Peki neymiş bu? Burada bir terim var. Bilmem ne bilmem ne repeat expansion tarafından neden olunur bu hastalığa. Nerede ki bu hani expansionmış? Huntington gene. Genin adı bu, bu da demek ki. Ona da Huntington diye hani farklı bir isim vermişler. O değil iyi yazmışlar. Bu da hani öyle geçtiği için bir hata yok. Yani o iyi karışması yok burada. Peki. Şimdi o zaman bu bitti. Beşinci soruya geçiyor. Şurası. O yüzden şimdilik bir şey söylemiyorum. Beşinci soruya ilgilendirecek. Ben aşağı gidiyorum. Hemen soruyu görelim. Evet. Beşinci soru sizin. Şimdi de benim. Seçeneklere bakıyorum. Seçenekler ilginç geldi. Yani... Mesela A seçeneği direkt fiilin üçüncü halini kullanmış. B seçeneği bir tens kullanmış. C yani fiilin ikinci hali olup tens olabilir. Fiilin üçüncü hali olabilir. Denizle ne yapmış? Gitmiş relative clause yapmış. Edirne ana fiil koymuş. Neler dönüyor burada diyorum. Ne oluyor? Önce bir bunu görmem lazım. Sonrasında da no mu, call mu? Hani bir de kelime anlamı olarak bakacağım. Geldim. Diyor ki this expansion Yukarıda böyle terim gibi olduğu için söylememiştim ama expansion'ı Expansion genişleme, yayılma demek. Bu dediği expansion üretiyor. Ne üretiyor? An altered form. Alter değiştirmek. O zaman altered, hmm, idili sıfatlar ne yapıyordu? Ayıncılı sıfatlar şapıcı, verb üçlü yani idili sıfatlar şapılmış anlamı katıyordu. O zaman bu diyor expansion, yaratır, üretir, değiştirilmiş bir formunu diyor neyin? HTT proteininin. Tamam diyorum protein falan anlamam ama hani subject'i, verb'i, object'i var. Bu cümle bitmiş. Şimdi bir cümle bittiyse ama noktayı da koymuyorsa, inatla devam edeceğim diyorsa diyorum ki ya bir bağlaç al. Devam et. Ya ne bileyim e, hani virgülü de verdiysen artık hani belli ki böyle bir yer, zaman falan diye detaylarla da devam etmek istemiyorsun. O zaman relative clause al derim. Relative clause'la hallet. Bu relative clause ne olabilir? O object'in içindeki bir şeyi niteleyebilir. Bütün cümleyi niteleyebilir. Yani ona da sen karar ver artık diyorum. Peki cümleyi bunları söyledim geldim diyorum ki şimdi ah virgül var tamam relative clause yapabilirim. Şimdi bu ne demek? Şuradaki has known arkadaşlar olmaz. Bunu kırmızı yapalım. Neden? Bu direkt tense. Is known as olmaz. Siz bir cümleyi bitirip ondan sonra virgül koyup hadi bir tense daha yazayım ya diyemezsiniz çünkü değil mi? Demezsiniz zaten diyemezsiniz demezsiniz böyle bir şey. Relative clause yapabiliriz. Peki relative clause'lar Denizli'de relative clause'um var, güzel. Ama A ve C'de onun nesi? Hani kısaltılmıştır bir participle versiyonu olabilir. Verb'üç'ler pasif olarak kısaltılmıştır. Peki ben buradaki protein lafını gördüm. İşte know, bilmek, call adlandırmak. Sonra da diyor ki mutant Huntington. Ha, demek ki böyle mutasyon geçirip hani MHTT diye bilinirmiş ya da MHTT olarak adlandırılırmış bu protein. Peki bakıyorum. We test cold. İlk önce açık açık olan relative clause'a gitmek istedim. Ama call adlandırmak. Şimdi protein adlandırır mutant olan proteini. Olmaz değil mi? Hani olmuyor ki böyle bir şey. Protein bir şeye isim vermez. O zaman de gitti. Aktif olduğu için gitti. Peki geldim Adana-Ceyhan arasındayım. İkisi de passive. Demek ki işte değiştirilmiş bir hani htt proteini var. Şöyle şöyle olarak bilinir. Şöyle şöyle olarak adlandırılır diyor. Peki A ve C arasında ne sıkıntı var acaba? Dikkat, as arkadaşlar. Noun tek başına buraya gelirse olmuyor. Known as olsaydı cevap olurdu. Bunu ben şöyle yazayım. O zaman ne derdik? MHTT olarak bilinen diyerek söylerdik. As olmadığı için bye bye A. Ama C cevap C'de de biz Türkçe'den alışkanlıkla bir şey olarak adlandırılır diyoruz ya. İnsan bir ez bekliyor ama olmaması gerekiyor zaten. O yüzden lütfen dikkat edin. Yazılarınızda ya da hani böyle çeldirici sorularla kolu ezle birlikte veren seçenekler sunan sınavlarda dikkat edin. Bir şey olarak adlandırılmak derken ez almıyoruz. Bu yüzden cevap C oluyor. MHTT olarak adlandırılan bir proteinden, proteinin değiştirilmiş formundan bahsediyor. Peki bunu çözdük ama cümlenin devam var. Bir de bakalım isterseniz. Resulting in. Bir virgül ve bir participle daha. Bu sefer ayıncı olduğu için aktif participle. Ki bu da diyor neden olur. neden olur? Neye neden olur? Neuronal cell death. Yani sinirsel hücre ölümü diyebilirim. Neuronal, nöronlarla ilgili, sinirlerle ilgili anlamında bir kelime. Peki o zaman 5 bitti. C dedik. Şimdi 6'ya gidelim. 6 burada. Şu da niye böyle kalmış? Hani reduces diyor. Hayır bir kez yok say diyorum. Ben reduce yazdım oraya çünkü. Bu şekilde soruyu size bir teslim edeyim. Bir bakalım. Şimdi ben de. Peki diyorum ki bu nasıl soru ya? It var. Reduce'ları soruyor bana. It has reduced. It reducing. Yani it reducing ne? It reduce ne? Allah Allah diyorum. Ve bir bakayım ben neler dönüyor burada yine. Geldim. Huntington's disease diyor itself hani kendisi öyle tek başına diyor. Ne değildir? Terminal bir illness değildir. Bu arada bu hani terim olarak ölümcül hastalık demek. Hmm, ölümcül bir hastalık değildir. Peki ama diyor complications count by. Allah Allah diyorum bir dakika. Battan sonra bir tane cümle yazma hakkım var benim. Ama bu cümlede bir de cause gördüm. E seçeneklerde de reduce var. Neler oluyor diyorum? Cause dibine hemen by almış. Şimdi by genellikle ne yapar? Ne yapar? pesivler yapar değil mi? Passive yapar bize. Yani by'ı preposition olarak dibine alan kelime sayısı çok az. Mesela benim ilk aklıma abide by geliyor. Yani bu mesela direkt bir mesela kural ya da işte ne olsun kanun yasa bunlara uymak itaat etmek anlamında ama onun dışında özellikle id ve bay görüyorsam pasiflerden şüpheleniyorum. Zaten burada da ne gördüm? Complications caused by dediğine göre şurası arkadaşlar participle. Bakın komplikasyonlar. Hangi komplikasyonlar? Yani böyle sonradan çıkan sorunlar falan gibi düşündüm. Ameliyatlarda falan da olur ya. Caused kaynaklanan. Mesela burası which are caused. That are caused. Gibi bir şeyin kısaltması ama ne olduğu umurumda değil tabii ki şu anda hani uzun uzun ne yazdılar acaba demiyorum sadece kısaltma olduğuna dikkat ediyorum şimdi bütün seçeneklerde itle başladığına göre gelin şöyle yazalım buraya bir it gelecek ve battan sonra gelen cümlenin öznesi bu olacak yani buradaki it de hastalığı kastediyor hastalıktan kaynaklanan komplikasyonlar şimdi sizin bu özneniz uzun uzun bir özne değil mi ama öznenin aslında karar vericisi ne Complications. Yani sizin asıl özneniz bu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Komplikasyonlar bir şey yapar diyor ömrü. Siz buna göre düşünüyorsunuz. Şimdi o zaman şuradaki it sadece öznenin sonuydu. Complications'a göre bakarsam bakıyorum. Komplikasyonlar hani ömrü azaltır. Bakın çoğul. Complications. Bu da geniş zamanda çoğula göre çekilmiş. Gayet güzel oldu. Vallahi diyorum A cevap galiba. Diğerlerine de bakalım. Bir kere is reduced, has reduced. Bunlar tekil olduğu için ben düşünmüyorum bile. Complications çoğul çünkü. Reducing. Reducing olmaz çünkü ben buraya bir ana fiil arıyorum değil mi? Verb arıyorum. Bir tense olsun istiyorum. Reducing olmaz. Reduces. Bu da tekil. Bu da bu yüzden olmaz. Onlar gitti. Adana bana kaldı cevap olarak. Bakın complications reduce. Aslında olay şu yani. Komplikasyonlar ömrü azaltır. Life expectancy ömür. Dedik 6 bitti. Bu paragraf da bitti. Şimdi gelin yenisine bakalım. 7 sizindir. Şimdi de benim. Sorunun yani 7'nin oraya gelmeden önce şöyle yine klasik baştan itibaren alacağım. Huntington hastalığının bu arada bu hastalığın ismi böyle geçiyor. Bazı hastalıklar böyledir. Huntington'ın hastalığı gibi hani düşünerek bu adam buldu. O yüzden onunki diye de hani aklınızda yer etmesini sağlayabilirsiniz. Bu hastalığın diyor en diyor açık semptomları bakın özlemiz şurası. Yani en açık, en net belirtileri neymiş? Anormal vücut hareketleri ve koordinasyon eksikliği. Lack of. Lack of çok güzel. Lack shortage, scarcity şeklinde genel olarak bir hani eş anlamlı çalışması yapalım. Birbirinin yerine geçebiliyorlar. Bazen hani geçmiyorlar. Lucky like feel olarak düşündüğünüzde dikkat edin. Like aynı zamanda fiil ve hiçbir preposition almadan direkt kullanılıyor. Geldim. Şimdi but diyor ama tamam yeni bir cümle geliyor. It also affects. O ayrıca yani bu hastalık ayrıca etkiler. Bir şey bir şey. All mental abilities burada bir o var. Buna göre yapacağım yani ne yapıyorsam. Bakıyorum numerous çok demek. Ama o almaz. Yani o almadan numerous mental abilities demesi gerekirdi. Yani birçok zihinsel beceriyi etkiler derdi. Bu gitti. A number, a number of, evet, of alarak ne yapıyor? Çok anlamı katıyor. Kalsın, a number of mental abilities. None of, none of dediğinizde none hiçbiri demek değil mi? Peki, biz şimdi bu hastalığın yaptıklarını anlatırken zihinsel becerileri de hiçbirini ayrıca etkilemez. Demeyiz ki neleri etkilediğini söylüyoruz. Yani en bariz belirtileri bunlardır ama ayrıca bir de şunları şunları etkiler diyeceğiz. O yüzden gitti. A good deal. A good deal of diye bir şey var ama arkadaşlar sayılamayan isimlerle kullanılır. Hatta a good ya da great deal of şeklinde mesela ne olur? Time. Çok zaman demek. Yani her yere maç yazmaktan kurtulmak istiyorsanız alın size iki tane alternatif. A great many. A great many de direkt böyle a great many books. Birçok kitap şeklinde kullanılıyor. Of'la kullanmıyoruz. Bunu neyle karıştırılabiliyor? Yani öğrenciler genelde neyle karıştırıyor? Çoğunluk lafıyla karıştırıyor. Mesela şöyle bir durum olsa bu of'la devam eder. Çünkü a great many books birçok kitap demekken diğeri yani a great majority of dediğinizde bir şeylerin büyük çoğunluğu demek. Ama bakın buradaki a great many. A great many of diye bir şey olmadığı için E'ye de bye bye dedik. Ve biz Bursa'yı cevap olarak aldık. Ne oluyormuş? Aynı zamanda birçok zihinsel beceriyi ve davranışın da bazı yönlerini etkiliyormuş. Aspect, yan, yön, taraf şeklinde çevirebileceğiniz bir kelime. Dedim. Şimdi 8'e gidiyoruz. Evet, önce sizin. Peki, şimdi ben de. Kelime. Neler var? A seçeneği gradual. Adım adım, aşama aşama, yavaş yavaş. Persuasive. Persuade fiilinden geliyor. Persuasive. Persuade. Şöyle yazalım. İkna etmek. O yüzden sıfatı ikna edici. Geldik C'ye. Hostile. Peki bu ne? Düşmanca. Hatta verimsiz hava şartları falan derken de kullanabiliriz bu kelimeyi. O yüzden hani elverişsiz anlamında da düşmanca anlamında da kullanabiliriz. Ve feasible. Türkçe'de mesela şey diyorlar, fizibilite raporları hazır mı? Fizibilite raporu bir projenin mesela yapılıp yapılmayacağını, işte yapılabilir olup olmadığını, deyip değmeyeceğini bu işe gibi şeyleri gösteriyor. Peki o zaman feasible uygulanabilirlik yani yapılabilirlik diyebiliriz. Feasible, yapılabilir, uygulanabilir anlamında. Relevant, ilgili demek. Nasıl ama bir konuyla, bir şeyle ilgili. Hatta tersini daha çok mu duyuyoruz ya da ben mi öyle duyuyorum? Irrelevant. Irrelevant, konuyla ilgisiz, alakasız anlamındaki kelime. Yani bir şeye ilgi göstermek anlamındaki relevant ya da ilgisiz anlamındaki irrelevant değil arkadaşlar. Ee, mesela karıştı bu irrelevant karıştığı şey nedir? Indifferent. Indifferent dediğinizde ise indifferent to something bir şeye karşı ilgisiz. Bir şeye ilgi göstermiyorsunuz anlamında. O yüzden lütfen dikkat bunlar çok farklı şeyler. Tamam? Irrelevant konuyla alakası yok. Indifferent bir şeye ilgi göstermiyor. Peki bakalım ne varmış? Bir kere decline kelimesini niteleyeceğim. Decline burada isim anlamında kullanılmış. E var başta da bir şey bir şey decline yani azalma düşüş geriye gidiş anlamında. Bakalım cümleye. Oldudan yararlanacağım. Burada bir bağlaç var. Zıtlık bağlacımız var. Diyor ki there is no sudden loss. Hmm. Sudden ani demek ve ani bir şey yok. Diyor ki o zaman etkilenen becerilerin aniden bir kaybı olmamasına rağmen yani evet ani bir şey yok ama ne var? Bir düşüş var diyor. Nasıl düşüş olur o zaman? Yavaş yavaş düşüşü var diyor. Yani böyle olmasa da böylesi var. Anisi olmasa da yavaşı var bu işin diyor. Ve zaten azalma düşüş kelimesini nitelemek için bizim elimizde sadece bu var. Diğerleri ikna edici düşüş, elverişsiz düşüş, hani uygulanabilir sanki çok güzelmiş gibi becerilerin azalması ya da relevant konuyla ilgisiz düşüş, azalma demeyeceğimiz için cevabımız zaten Adana'yı gösteriyor. Dedim şimdi 9'a gidiyorum. Evet. Dokuzda kelime sorusu sizindir. Şimdi benim. Dokuzu yapmadan önce aradaki cümleyi de göstereyim. Şurada başlıyor. Physical diye başlamış. Fiziksel semptomlar genellikle ilktir diyor. Noticed. Fark edilen ilktir. Burada da bir participlelık var. Fark edilen ilk semptomlar fiziksel olanlarmış demek ki. Şimdi diyor ki cognitive. Böyle kognitif kelimesi bilişsel demek. Yani bilmeyle, zihinle ilgili anlamında. Bu kelimeyi bilmesek de olurdu. Çünkü bize şu relative clause'u soruyor bu soruyu sorarken ve semptom lafını niteleyeceğiz. Kognitifini bilmesek de olur. Şimdi bu kelimelere bakınca buranın tuzağı neydi onu söyleyeyim. In'i görüp result'a gitmek buranın tuzağıydı. O yüzden dikkat. Okumalarda da çokça karşımıza çıkan bir şey. Semptomlar bir şey yapabilir demişler ama in the long run. Uzun vadede. Yani bu yokmuş gibi düşünün. Yani bunu çünkü yaptığı relative clause'un sonuna da atabilirdi. Ama karışıklık yaratmak isteyen test yazarı bunu buraya koyuyor. O zaman siz bu yokmuş gibi davranıp diyeceksiniz ki öyle bir şey arıyorum ki kendinden sonra fiil gelecek ve to something diye devam ediyor. Bakın diyor ki problems. O zaman hangisi to something diye devam eder? Buna bakacağız. Result. Hayır, to something kalmıyor. Attribute to something kalmıyor. Attribute nasıl bir şeydi? Bir şeyi bir şeye bağlamak. Ama sizin buradaki in the long run yok sayın bunu. Yokmuş gibi. Hani uzun vadede lafını vurgu için buraya getirdi. Siz burada attribute'den sonra to'ya geçebilmek için bir isme ihtiyacınız var. O yok. O yüzden bursa düşünenler dikkat etsin. Ceyhan olur çünkü Ceyhan lead to something diye kullanılabiliyor değil mi? Bir şeye neden olmak. Hatta bu problemler in the long run uzun vadede şu 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 problemlere neden olur demiş olursunuz. Oblige kelimesi zorlamak demek. To something diye devam etmez. Discriminate ayrımcılık yapmak demek. To something diye devam etmez. Bu yüzden bizim cevabımız şöyle lead. To something'i de ben yazdığım için sadece lead kısmını alıyorum. Şimdi cümleye geri dönersem bakın relative clause'unu yaptık şunun. Bu dedik cognitive semptomlar vary. Ana fiiliniz bu. Değişiklik gösterir, çeşitlilik gösterir kişiden kişiye. From bir şey to bir şey. Şundan şuna anlamında kullandık. 9 böylece bitti. Şimdi gelelim yeni paragrafa ve 10 numaraya. Evet. O zaman 10 numara sizin. Şimdi de benim. Bakalım. Preposition sorusu. Hmm. On. Yani on üzerinde demek ama başka birçok şekilde hani kelimelerle birleşir farklı anlamlar sağlayabiliyor. Ben o yüzden hani klasik anlamlarına bakıyorum şimdi. Above üzerinde. Tersine. Bir şeyin üstünde derken. Hani tersi de below altında. Deniz seviyesinin üstünde altında derken çok kullanılır. C. Towards. E doğru. Bir şeye karşı. İşte ne bileyim batıya doğru gidiyoruz. Bana karşı davranışları gibi kelimeler bununla ifade ediliyor. With, with yani ile bildiğimiz. Tabii ki fiillerle birleşerek, ederek çok bambaşka anlamlar kazanabiliyorlar. Phrasal verblerde falan. From, done, değil mi? Oradan, şuradan, bundan der gibi. Bakalım nasıl bir cümle. While demiş, most people Huntington's disease. Özne. Bakın. Hani burada fiil falan görmeniz direkt şunu gösteriyor. O zaman Huntington hastalığı demiş çoğu insan ve sonunda demiş şöyle şöyle bir şeye sahip olur. Tamam. Buraya arkadaşlar ne gelecek? Wit gelecek. Çünkü bu hastalığa sahip olan, hani hastalıklı demeyeyim de bu hastalığa sahip olan çoğu insan. Mesela kırmızı şapkalı kadın Hani uzakta mesela birini gösteriyoruz. Aa kırmızı şapkalı kadına baksana. Hani kırmızı şapkaya sahip olan kadın demek yerine kırmızı şapkalı kadın with diyerek kırmızı şapka taktığını söyleyebilirsiniz. With the red hat dersiniz mesela kırmızı bir şapkası var diyelim ki the woman with the red hat. Peki o zaman cevabımız ne oldu? With oldu. Ama bu cümleye bakalım. While Şöyleyken şöyle, aynı anda olan işler ya da zıtlıklar söylenebilir. O zaman bu hastalığa sahip olan çoğu kişi sonunda diyor, ne olur sahip olur, kontrol edilemeyen hareketlere. Ki adı da böyle yine bir terimmiş, Korea ya da Korea diye okunabilir bu da. Called burada passive participle oldu, yani which are called called oldu. Peki o zaman çoğu insan böyleyken some çok değişik güzel, some people yazmıyor, some yazıyor. Okumalarda çok görürüz bunu. Yani people'ı tekrar etmemek için sam demiş. Yani bazı insanlar da rapor edilir yani söylenir gösterdikleri diyor. Çok yavaş hareketler. Hareket daha doğrusu yani çok yavaş yavaş hareket ediyor. Ve stiffness. Stiffness böyle katılık, sertlik anlamında. Belki hani kas katı kesilmiş de hareket edemiyor işte. Harekete engellenmiş. Demek ki kimilerinin kontrol altına alınamayan hareketleri var ama bazılarında çok yavaş ve böyle bir hani katılık, sertlik var, hareket edemiyorlar. Dedik. 10 numara bitti. Şimdi 11'e gidiyoruz. Gelelim 11'e. Önce sizin. Şimdi de benim. Önce kelimelere bakalım. Bu bir zarf sorusu. A seçeneği questionably. Şüpheli, şüpheli şekilde. Nereden geliyor bu? Question soru fiil olursa sorgulamak, sorgulanabilir, sorgulanabilir şekilde, sorgulanabilir şekilde bakıyorsanız olaya şüpheli bakıyorsunuz diye düşünebilirsiniz. B. Initially. İlk olarak ya da başlangıçta diye çevirebilirsiniz. Fiili var. Initiate'den geliyor. Onu yazayım. Şöyle. Desperately. Umutsuz şekilde. Umutsuz ev kadınları diye bir hani Desperate Housewives şeklinde bir dizi vardı. Çok eskiden ben hani hep oradan hatırlardım. Değil şıkkı. Incidentally. Bu ne demek? Bu da tesadüfen demek. Bu arada şeklinde de çevirisi var. Yani by the way gibi çevirisi de var. Ama by chance hani tesadüfen oldu, bilerek olmadı ya da işte accidentally yerine bile geçebiliyor. Hani kazara oldu gibi de kullanılıyor. Cautiously. Bu da nedir? Temkinli şekilde. Değil mi? Çünkü caution tedbir, önlem anlamında kullanılıyor. Bu da tedbirli, temkinli şekilde demek. Peki ne olacak acaba? Gelin bir bakalım. Diyor ki, bu diyor anormal hareketler are exhibited bakın sergilenir ne olarak genel koordinasyon eksikliği olarak diyor sergilenir. Evet diyorum and later on aha evet ve daha sonra da diyor the way of walking yani yürüme şekli diyor değişir çarpıcı bir şekilde yani büyük ölçüde. O zaman ve daha sonra dediğine göre arkadaşlar ilk önce şöyle bir genel koordinasyon eksikliği oluyormuş. Sonra da yürüme şekli gözle görülür şekilde değişiyormuş. O yüzden biz sonrasındaki later on'u görünce Bursa'ya karar kılabildik. Yani Bursa'dır diyebildik. Başlangıçta çünkü hani bir ipucu yoktu ilk cümlede. İkinci cümleyi görmeden pek yapabileceğimiz bir soru değildi aslında. Ya da diğer seçenekleri eleyebilirdiniz ama... Later on'u görmek garanti cevaptır bizim için. Yani cevabı gösteren şeydir. Diyorum çok uzatmayayım 12'ye götürüyorum sizi. Evet önce sizin. Şimdi de benim. 7 senin yok dilin çok sevdiği bir soru tipi arkadaşlar. Ee, yani o kadar çok rastladım ki. Hani her sınavda çıkar demek istemiyorum. O çok iddialı olur ama birçok sınavda çıkıyor. Sık sık çıkıyor. Şimdi burada sorduğu şey şu. Ve seçenekler de böyle çok gelir. Yani ayıncılar, işte tuğlular ondan sonra having been verpüşler ve bunların nerelerde sorulduğuna dikkat ederseniz iş kolaylaşıyor. Mesela şu to have caused kelimesi genelde cambaz festivallerde karşımıza çıkar. Tabii ki infinitive olan her yerde infinitive'in böyle bir geçmiş versiyonu kullanılabilir yerler var. Ama en çok benim gördüğüm dikkatimi çeken cambaz pesivler. Tabii ki hani E'deki to do daha genel bir infinitive gerund sorusunda gelebilir. Denizli mesela bu da iki cümleyi birleştiren participle'larda özellikle gelir. Hani bunun için olmadı konu anlatım serisine bakın bir eksiğiniz varsa. İki cümleyi birleştiren, özneleri aynı iki cümleyi birleştiren participle'larda başta kullanıp bir de sonra anlamı falan katan bir yapıydı bu. Onun dışında Adana Klasik gerent. Bursa iyi değil. Demek ki fiilin 3. halinin kullanılması gereken durumlar olabilir. Diyeceksiniz ki ikinci hali olmaz mı? Çok sanmıyorum. İkinci haliyle bir simple past tense'i soruyor. Olmazlar. Hani tense sorusu gibi görünmüyor. Şimdi gelin olay şu. Biz buradan itibaren şöyle okumuştuk. Burayı da okuduk. Biz end iki tane cümleyi bağladık değil mi birbirine? Ee, dedik ki bu 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 oluyor ve daha sonra da şu oluyor. Cümle de bitti. Bitti ama bitmek istemedi. O yüzden virgülü koydu. Daha önce konuştuğumuz bir şey vardı bu videoda. Demiştik ki cümle böyle bitmesi gerekiyor ama inatla hayır devam edeceğim diyor. Diyor ki bağla çal onu da almamış. Ne olabilir? Relative clause al o zaman diyorum. Hatta relative clause'u istiyorsan kısalt şartlar el veriyorsa. Burada bakın relative clause'u açık açık da görmüyorsunuz. Demek ki kısaltma var. Relative clause kısaltması arıyorum buraya. Ve bu neden çok çıkar dedim. Bakın hani bir cümleyle de yapabilir. Böyle ent iki cümleyi de bağladı. Fark etmez. Şuraya virgülü koyup buradan sonra relative clause yapıp onu da participle şeklinde çokça soruyorlar. Bakalım şimdi biz relative clause kısaltmasında ne yapıyorduk? Aktifse ayıncı, pasifse verb yapalım diyorduk. O da Adana ve Bursa olarak yanımızda duruyor burada 12'de. Peki Sonrasında neden olmak kelimesinden sonra problemler dediğine göre burada anlatılan şeyleri söyleyip söyleyip ki bunlar da ya da bu da neden oluyor problemlere dediğine göre aktif bir ilerleme var. O zaman aktif relative clause kısaltması nasıl oluyor? ING ile oluyor. Bu yüzden cevabımız Adana'dır. Bu dediğim gibi çok bu dediğim gibi çok klasik bir hani soru tipi. Lütfen özellikle dikkat edin sınav öncesinde görmenizi özellikle istediğim bir yapım. Dedim. Bunu bıraktım. 13'e gidiyorum şimdi. Hayır gitmiyorum. Bir dakika. Tamam. Heh, aklımdaki şey diyorum ki bir şey eksik sanki. Burayı da söylemek istiyordum. Problemler dedikten sonra regarding demişiz regarding ilgili hakkında anlamı katıyor burada. Yani about diyebilirdik ama regarding dedik göstermek için. Loss of facial expression. Yani yüz ifadesi kaybıyla ilgili problemler. Demek ki bütün bunlar sonrasında da ne oluyor? Hani yüz ifadesi, mimikler vesaire de hani demek ki bir sıkıntı çıkabiliyor. Hani o kadar anlamak zorunda değiliz ama biraz örneklemek istedim. Şimdi önce gidebiliriz. Evet, 13 gelsin. Şimdi sıra bende. Diyorum ki o oh, fiilin ayıncısı, to'su, o'su, bu'su her şey var. O zaman ipucu arayışına çıkalım. Ya Biz neden bunlardan birini kullanacağız? Ne, hangi özellik var? Biraz önce mesela relative clause'lar falan dedik. Bakıyorum şimdi sorunun etrafına da bakıyorum. Bu tarz durumlarda hani en başa direkt gitmeyeyim de bir göreyim ne var ne yok diye. Ne gördüm? Have difficulty. Have difficulty arkadaşlar direkt ayıncı ister. ING ile bir şey yapmakta zorlanmak anlamı katar. ING olduğunda bakıyorum. ING nerede? Direkt fi ile ING E'de var. Diyeceksiniz ki ee, hani denizi de ING ile başlıyor ama Yeliz. Peki diyeceğim ben de. Bu da being verb 3 olunca passive. Direkt ING olursa aktif. İkisine bakalım o zaman. Cümlenin diğer taraflarına bakacağım ama şimdi bakın. Hani soruyu direkt çözelim istiyorum. Bir şeyler bir şeyler görülür. Hani sorun yaşıyor ya da yaşıyorlar birileri kelimemiz sürdürmek etkili iletişim. Aa, etkili iletişim sürdürmekte sorun yaşıyor bu insanlar ya da bu kişiler diyeceğiz. O yüzden ilişkiyi sürdürmek derken aktif bir şey kullanıyoruz. Bu yüzden cevabımız edin ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edin boşluktan sonra nesnesi var. Şunu şunu sürdürmek. Kelimemiz de sürdürmek. Maintenance olarak aynı zamanda hani buradan yola çıkıp isim yapıp tamir işte bakım, maintenance services, hani tamir bakım hizmetleri şeklinde de görebilirsiniz. Ama buradaki hali sürdürmek, devam ettirmek anlamında maintain kelimesi. Dedim. 13'ünde diğer taraflarına da bakayım. Diyor ki, in the later stages of the disease, hastalığın sonraki aşamalarında, since, since başta, yani because olarak kullanılmış, ne olduğu için bakalım. Konuşma diyor, is impaired with, impaired bozulmasını kastediyor. Konuşma bozuluyor diyor. Kontrol edilemeyen hareketleriyle ağzın. Tamam. Demek ki ağzı da kontrol edemiyor hasta kişi ve bununla birlikte konuşma bozulduğu için those suffering from this condition çok güzel olmuş burası. Bakın those suffering from aslında ne? Bu durumdan acı çekenler demeye çalışıyor. Ben şöyle bir yer kazanayım burada. Çok aşağı gitmesin diye. Aslında orası bize şunu gösteriyor. People who suffers. People who suffer ne olmuş? Who suffer'ı relative clause'u kısaltmışız ilk önce. Suffering demişiz. People yani özne, şeyin relative clause'un başındaki kelime tekrar tekrar söylemek istemiyorsam zaten insanlardan bahsediyoruz. Zaten bu hastalıktan acı çeken sorun yaşayan da insandır diye gayet anlaşılır bir şekilde. Doğuzu koyarsak reference kullanmış oluruz. Hem de those suffering dediğimizde de çok güzel bir anlatım oluyor. Bu durumdan diyor sorun yaşayanlar, acı çekenler görülür diyor. Ne yaptıkları? Zorluk yaşadıkları görünür. Etkili iletişim kurmakta, sürdürmekte zorluk yaşadığı görülür. Kimle? Etraflarındaki insanlarla. Diyerek upuzun bir cümle değil mi? Yani bunun hepsini çevirmemize gerek yok ama sınavda soruyu sonra çözebilmek için. Have difficulty yakalarsak eğer ki infantile cennetlerde özellikle anlatılan bir şeydir bu. Sırf şuraya bakarak bu soruyu çözersiniz. O yüzden hani vakit nakittir sınavda buna lütfen dikkat edin. Dedim 14'e yani son soruya gidiyoruz şimdi. Evet. Buyurun soru sizin. Şimdi de benim. Bu seçenekler ne? Klasik YDS, yok değil, YDT, Değil mi? Sınavların sevdiği seçenekler. Özelliklerine dikkat edelim. Such that ve so that ilk dikkatimi çekenlerdir. Her, her zaman soruyu ben de ilk defa çözerken buna bakarım. So that such that that'ten sonra bir cümle alır ve ne, bir neden sonuç ilişkisi gösterir. O kadar ki, öyle ki mesela I drive so carefully that o kadar dikkatlice araba kullanıyorum ki arkadaşlarım güvende hissediyor benim arabamda gibi. Ya da ''Onlar o kadar hoş insanlar ki'' deyip komşularımdan bahsedebilirim. ''They are such nice people that'' diyerek. Bu ''that''lerden sonra dikkat edin tam bir cümle geliyor. Çünkü hani öyle ki deyip bir sonuç söylüyorsunuz. Ama ''ez ez'' diyorsanız ''ez ez'' bir karşılaştırmadır. Yani cümle şeklinde bir şey de görebilirsiniz tabii ki. Hani ''Ben araba kullanıyorum. Senin geçen sene kullandığın kadar iyi'' diyerek uzun uzun bir şey görebilirsiniz. Ama kısacık böyle ''Ben senin kadar uzunum'' diye de kısa bir karşılaştırmada görebilirsiniz. Bu arada ez-ez'in ortasına sıfat gelebilir, zarf gelebilir, many, much, little, few kelimeleriyle isim bile yazabilirsiniz. Diğerlerine de değineyim. Such that ortasında mutlaka bir isim ister ama sıfatlarla onları böyle güzel güzel tamlamayı da sever. So that çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bana hep çok ilginç gelmiştir. So that ile ez-ez'in anlamca bir alakası yok. Ama ortalarına aldıkları şeyler aynı. Yani akılda tutmak konusunda sorun yaşayan varsa ezez ortasında sıfat zarf mı alıyor? Saadet so de alıyor. Ezez ortasında many, much, little, few ile isim mi alıyor? Saadet so de alıyor arkadaşlar. İkisinin hani ortası aynı. Rather than. Rather than için sık sık görülür nerede çıkıyor ya bu diyenler oluyor. Bakın I would rather Şöyle bir rather'den var birbirinden uzakta. I would rather walk, yürümeyi tercih ederim, yürümeyi yeğlerim than drive, araba kullanmaktansa. Yani rather ve deni ayrı ayrı böyle görebilirsiniz. O zaman yanlarında paralel olarak fiil arayacaksınız. Onun için rather'den yan yanaysa bir şeyin yerine demek. Ama Ceyhan'da da ayrı ayrı koymuşlar. O yüzden buradaki ifadeden yapacağız elememizi. Either or ya 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 da either or böyle de okunuyor. Bu paralel yapı ister. Biri yanına ne alıyorsa diğeri de aynı şey olsun. Mesela ya Ahmet ya Mehmet gelecek bugün diyorsak. Bakın ya Ahmet ya Mehmet. Ben işte Kadıköy'e gideceğim. Ya bugün ya yarın diyorum. Yani paralel yapı istiyor. Peki hemen bakıyorum. Birinci boşluktan sonra bir sıfat gelmiş. Difficult for the sufferers. Acı çekenler için hani zor. İkinci boşluktan sonra da diyor ki full time care is required. Yani cümlenin şu an ne demek istediğini belki ilk bakışta anlamadınız ama bir cümle var. Yani bir özne ve bir fiil var. O zaman sizin ortasına sıfat gelecek, sonrasında da cümleyle devam edecek bir şeye ihtiyacınız var değil mi? Ve bakın, hatta okumasını da yapayım. What's more, daha da diyor, it is reported that, söylenir ki, hani rapor edilir ki, yemek ve diyor mobility, mobility, hani hareket edebilirlik. Hani mobile phone'dan gelsin aklınıza, mobil telefon değil mi? Oraya buraya taşıyoruz. Bu diyor, Become bir şey difficult, hmm, bu tarz olaylar diyor zor hale geliyor acı çeken kişi için ve full time bir bakım gerekli oluyor gerektiriliyor. Aa, o zaman diyeceğiz ki yemek yemek vesaire o kadar zor hale geliyor ki ne oluyor full time yani sürekli bir bakım gerekiyormuş. O yüzden bakın o kadar ki öyle ki anlamıyla sodet oldu. Dikkat. Burada sıfat var. For the surface diye devam etmesi hiç sorun değil. Such that olamıyor. Çünkü sadece bir sıfatla, difficultla such that yapamıyorum. İsim lazım özellikle. Eze'sin ortasına sıfat gelebiliyordu. Bursa'ya da değineyim ama burada karşılaştırma yok ki. Bakın, burada yemek yemekten ve hani hareketten bahsediyor. Burada full time bakım gerekir diyor. Bunlar karşılaştırılan şeyler değil. O yüzden onu da eledik. C ve e zaten gitti. Çünkü hani C'de baktık böyle fiiller yok. Yukarıda E'de de paralel yapı. E bundan sonra sıfatla uzayan bir şey var. Bundan sonrası cümle var. Aynı şey değil. Görsel olarak bile eleriz. O yüzden 14'e denizi dedik. Ve böylece sorularımız bitti. Bir close testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Özlemişim close test videosu çekmeyi sizin için. Umarım faydalı olmuştur. Ee, sorularınız için bize info.testatoyus.com'dan ulaşabilirsiniz, yorumlardan ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılanları yorumlarda e, cevaplamak bizi her zaman zaten mutlu ediyor. Çünkü bir kişinin yorumundan bir başkası da e, böyle bir e, yarar sağlayabiliyor. ''Hımm'' diyor. Böyle sorular sorulmuş, böyle böyle söylenmiş. Bu konuda da yorumlar alıyorum çünkü. Mailler geliyor, diyorlar ki ''Ya yorumları da okuyorum, yorumlarda da ayrı bir ders yapılıyor.'' gibi. Ee, bu da çok sevindirici bizim için videomuzu Beğendiyseniz faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmanızı beğenmenizi rica ediyorum Bunlar bize destek açısından çok önemli çok teşekkür ediyorum şimdiden de kendinize dikkat edin sınavlarınızda başarılar diliyorum görüşmek üzere